Merhaba arkadaşlar, yüzlerce videoyla sizlere ulaştığımız kanalımızda yeni videomuz çok özel bir video. Çünkü burası benim memleketim Bülümür. Evet, Bülümür ilçe merkezini Can Kurtaran geçidinden Barbaşa Dağı'nın eteklerinden izliyoruz. Oldukça güzel bir görüntüsü var. Bülümür, Atatürk, Ecevit, Hiver, Merkez ve Meydanar Mahallesi olmak üzere 5 mahalleden oluşan küçük bir ilçe merkezi. Nüfusu yıllara göre değişmekle beraber 1400 ile 1600 arasında gidip gelmekte. Yazları nüfus yaklaşık 4 katına çıkarken kışları oldukça azalmakta. Evet, Bülümür merkeze kuzeyden Erzincan tarafından giriyoruz. Küçük bir ilçe olmasına rağmen uzun yıllardır 19. yüzyılın sonuna itibaren bir yönetim merkezi olan Bülümür şu anda Tunceli'ye bağlı. Ancak uzun yıllar 1935'e kadar Erzincan'a bağlıydı ve adı da Kuzucan'dı. Şu anda görmüş olduğunuz yoldan şehir merkezine doğru ilerliyoruz. Önce karşımıza Bülümür Cemevi çıkıyor. Cemevini geçtikten sonra eski bir hamam şu anda turizm merkezi olarak kullanılmakta ve tek yönlü bir yoldan çarşıya doğru devam ediyoruz. Hemen ileride gördüğümüz yüksek dağın adı da Arap Kızı Dağı. Buradan da biraz sonra bahsedeceğim. Bülümür Merkez'in çarşısı oldukça küçük. Yaklaşık 200 metre boyunda olan çarşı binanın altında yapılmış olan dükkanlardan oluşmakta. Evet, şu anda görmeye başladık. Ve burada belediye, kaymakamlık ve bankalar gibi önemli birimler bulunmakta. Çarşının en sonunda caminin bulunduğu alan da meydan olarak değerlendirilebilir. Evet, bu meydanın önemli bir özelliği var. Hemen yanı başında Bülümürlü olan Cemal Süreyya'nın bir heykeli ve onun en önemli şiirlerinden birisi olan Sürgünle ilgili bir şiiri yazılmış vaziyette. Bülümür'e gelen hemen hemen herkes buraya mutlaka uğramakta. Burada bir fotoğraf çektirmekte. 1938 yılı sürgün şiiri adındaki şiir ve yanındaki heykelle beraber burayı görmektesiniz. Şimdi de ilçe merkezindeki yan sokakları görüyoruz. Gördüğünüz gibi evler bir ya da iki katlı, küçük, düz damlı ve metal damlarla yapılmış vaziyette. Çünkü burada kar yağışı fazla olduğundan karların temizlenmesi açısından bu tip damlar daha uygun olmakta. Anadolu'nun birçok yerine rastlayabileceğimiz küçük bir kasaba burası sonuçta. Bir zamanlar Bülümür'e bağlı 113 köy vardı. Ancak işsizlik, göçler, terör, köy boşaltmaları sonucunda bu köylerin büyük kısmı tamamen boşaldı. Ve köy sayısı şu anda resmi olarak 50 civarına düşmüş durumda. 2000 yılından sonra bir miktar köylere dönüş olmuşsa da İlçe merkezi yaklaşık 1500 civarında, köylerde yaklaşık toplam 2000 civarında nüfusa sahip. Yani köylerin çoğunda 2-3 hane mevcut. Bunların da büyük kısmı kışları burada bulunmuyor. Yani ıssız, çok büyük bir ilçe toprak olarak baktığımızda. Tekrar şu anda çarşıdan geri iniyoruz ve ana yola, yani Erzincan-Tunceli yoluna ineceğiz. Bülümür bu Erzincan-Tunceli yolunun genelde sol tarafında yerleşim alanları olarak bulunmakta. İlçede bir ilköğretim okulu, bir ortaokul, bir lise bulunmakta. Eskiden burada ve Kırmızı Köprü'de bulunan yatılı bölge ilköğretim okulları kapatılmış vaziyette. Çünkü artık yeterince öğrenci yok. Evet, şu anda Arap Kızı Dağı'nı görüyoruz, Türk bayrağının bulunduğu. Bu dağın da bir önemi var. Bunun diğer yamacında Urartulardan kalma Gelin Odağı adı verilen bazı yapılar var. Çünkü buranın tarihi Hurilere kadar veya önce 2000'lere kadar gitmekte yerleşimlerin ve özellikle bu gelin odalarından tarihte çok bahsedilmekte. Urartular tarafından yapılmış. Burada hem yerleşim olmuş hem de koruma amacıyla bir nevi mağaralar içinde bulunan bir kale gibi yapılmış olan alanlar. İlçeden çıktığımızda, ilçe merkezinden 3 kilometre kadar ileride bu gelin odalarının olduğu alanı ve onun karşısında bulunan Hanım Köprüsü adı verilen ilçenin ikinci yegane tarihi eserini görebilmekteyiz. Evet, görmüş olduğunuz bu kayalık alanların hemen
Üst kısmında gelin odaları bulunmakta. Gelin odalarından bu yolun sağında bulunan alandaki Plümbür Çayı'na merdivenle inildiği ve buradan su alındığı bilinmekte. Çünkü buna ait bazı izler de bulunmuştur. Ve yine bu merdiven inilen alanın hemen bitiş noktasında, yani Plümbür Çayı'na inilen noktada Hanım Köprüsü adı verilen bir köprü var. Bir zamanlar küçük şirin bir köprü olan Hanım Köprüsü yapılan restorasyondan sonra bu tarihi özelliğinin büyük kısmını kaybetti. Yani yeniden yapılmış bir yaya köprüsü şeklini aldı. Restorasyonlar bazen böyle sonuçlar da doğurabilmekte. Evet, videomuza Plümbür'ün çeşitli yerlerinden fotoğraflarla son verirken bu güzel ilçeyi, memleketimi de buradan geçerseniz görmenizi, buranın misafirperverliğinden, doğal güzelliklerinden mutlaka faydalanmanızı da önermekteyim.